Nasıl? Ne demek kaçırdılar? Yani emin misin? Eminim. Her şey gözümün önünde oldu. Ömer, bir şey söylemeyecek misin? Bir şey yapmayacak mısın? Cırdanımı kaçırdılar diyorum. Yoksa bana inanmıyor musun? Tamam, tamam gel. Önce şuraya otur. Ömer ne oturması? Hemen çıkmamız lazım. Birden nasıl oldu anlamadım ben. O adamlar... Zehra tamam. Derin derin nefes al. Sakinleş önce. Ömer nasıl sakin olabilirim? O adamlar ya cildanıma zarar verirlerse? Bak Zehra. Şimdi sakinleş. Yavaş yavaş her şeyi anlat bana. Gel. İşte halamı bırakmıştık. Eve geri dönüyordum. Sonra telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara aradı. Jülde Hanım'mış. Herhalde kendi telefonu yoktu bilmiyorum. Bana buluşmamız gerektiğini söyledi. Önemli bir şey söyleyeceğini söyledi. Ama sesi bir tuhaf geliyordu Ömer. Ben de tamam dedim. Buluşacağımız yere tam gittim. O sırada iki tane adam geldi. Bir anda Jülde Hanım'ı alıp götürdüler. Ben hiçbir şey anlamadım. Peki... Kimdi bu adamlar? Yani daha önce gördün mü? Hayır, ilk kez gördüm. Yani belki de tanıdığı kişilerdi. Ya da aile içi gerginliğe şahit oldu. Hayır Ömer, öyle bir şey değildi. Jülde Hanım'ı alıp zorla götürdüler. Ya ben peşlerinden koştum ama yetişemedim. İyi ki yetişememişsin. Ömer, bak böyle duramayız. Biz burada böyle dururken o adamlar Jülde Hanım'a zarar verebilirler. Yani kurtarmak için bir şey yapmamız lazım. Polise falan gidelim. Ben o kadın için hiçbir şey yapmam. Anladın mı? Hiçbir şey yapmam. Ömer, anneni kaçırdılar diyorum. Durumu ve Ahmet'i anlayamadın galiba. O kadın benim annem değil. Sen de bunu anla. Kurnazca bir oyun sergiledi. Sen de buna inandın. Ben kaçırıldığına bile inanmıyorum. Muhtemelen gelip senin bana anlatacağını düşündü. Ve sen de gelip bana anlattın. Daha sonra... Ömer, sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ben sana inanamıyorum. Zehra, sen o kadını tanımıyorsun. Ama ben tanıyorum. Senin gördüğün sadece bir oyundu. Anladın mı? Sadece bir oyun. Ömer'im. İnanamıyorum. Buradasın. Tam karşımda. Gözlerinin içine bakıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Oğlum. Ne olur izin ver Ömer'im. Sana bir kere dokunayım. Evladım deyip sarılayım, bağrıma basayım. Kaçma benden oğlum. İstediğini söyle. Bağır, çağır. İstersen annem değilsin de. İstersen öldür beni ama ne olur böyle susma. Ne olur izin ver bir kere seni öpeyim. Kokunu içime çekeyim. Neden susuyorsun oğlum? Bir şey söylemeyecek misin anneme? Ne olur bana yokmuşum gibi bakma. Yalvarırım bir şey söyle. İyi ya da kötü bir şey söyle. Yeter ki sesini duyayım. Ömer. Oğlum gitme yalvarırım. İyi misin? Daha iyiyim.
Ömer. Bak, ben ne yaparsam yapayım, ne kadar uğraşırsam uğraşayım, annenle ilgili yaşadıklarını anlayamam. Yarısını bile. Ne kadar üzüldüğünü, acı çektiğini biliyorum. Ama bu sefer durum farklı. Jülde Hanım'ı kaçırdılar Ömer. Ya ben böyle duramıyorum. Yani ya hayatı tehlikedeyse, bizim bir şeyler yapmamız lazım. Yalvarıyorum sana. Zehra, onu kim, ne sebeple kaçırsın? Yani eline ne geçecek? Bilmiyorum. Ya ben gördüklerimi söylüyorum sadece. Senin gördüklerin sadece bir oyun. Kendisi tarafından kurgulanmış bir piyes. Niye yapsın böyle bir şey? Merhamet. Onunla görüşmem için. Ömer, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Eminim. Çünkü onu çok iyi tanıyorum. Anladın mı? Çok iyi. Hayır. Benim tanıdığım Jülde Hanım. İşte sorun da orada. Sen onu tanımıyorsun. Tanıdığını zannediyorsun. O dünyadaki inanılacak en son insan. Ya değilse? Değilse de benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Anladın mı? Hiçbir şey. Bu konudan Ayşe'ye bahsetme, olur mu? Hı hı. Zehra, gelebilir miyim? Tabii, gel canım. Zehra, ya ben anneme hala ulaşamıyorum. Çok merak ediyorum onu. Biliyorum canım. Ayşe. Annen. Bu konudan Ayşe'ye bahsetme, olur mu? Zehra, ne diyordun? Sen yoksa annemle görüştün mü? Nerede olduğunu biliyor musun? Yok. Bilmiyorum. Yalan da değil. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben annemin artık benimle görüşmek istemediğini düşünmeye başladım. Canım. Lütfen aklına böyle kötü şeyler getirme. Ben sanmıyorum. Yani kesinlikle böyle değildir. Ben annem tarafından bir kez daha terk edilirsem buna dayanamam. Ayşe'cim, böyle bir şey olmayacak. Annesi bir daha terk etmeyecek. Göreceksin. Abi, nasılsın? İyiyim Ayşe'cim. Sen? Fena sayılmaz. Neyse, ben gideyim. Ben geldim diye mi gidiyorsun? Ay, yok canım. Ya, Nihat bugün Kıbrıs'a gidecek de. Onun bavullarını hazırlayacağım. Eve gelecek vakti olmadı. Holding'den direkt havaalanına geçecek. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz Ayşe'cim. Ben teşekkür ederim. Ne için? Ayşe'yi boş yere telaşlandırmadığın için. Ama benim içim hiç rahat değil Ömer. Hem de hiç. Sen bana inanmıyorsun ama tanık olduğum şey eğer gerçekten doğruysa korkunç bir şey. Bak, kim olursa olsun, ne yapmış olursa olsun bir insandan bahsediyoruz Ömer. Başı belada, yardıma muhtaç bir kadından. Belki de bizden başka yardım edecek kimsesi yoktur. Kimin yardıma ihtiyacı olursa olsun, benim onun yardımına koşacağımı biliyorsun değil mi?
biliyorum. Ama bak, buradaki sorun başka Zehra. O kadın bir oyun oynuyor. Ben bundan eminim. Ve bu ilk oyunu değil. Yani hayatımızı nasıl etkilediğini görüyorsun. Seni, beni, Ayşe'yi. Ömer, hayır. Zehra, dün hatırlasana. Nasıldık? Bir de şimdi konuştuklarımıza bak, ruh halimize bak. Bunu bize kim yaptı sence? Ama hiçbir şey değişmedi ki. Duygularımız da. Sen yine aynı sen, ben yine aynı ben. Zehra, aramıza kimse girsin istemiyorum. Anladın mı beni? Kimse. Girmeyecek. Ama ben sadece onun için bir şeyler yapalım istiyorum. Eğer gerçekten yardıma ihtiyacı varsa ona sırtımızı dönmeyelim Ömer. Ben ne için geldiğimi unutuyordum. Ben şarj aletimi almaya gelmiştim. Gördün mü? Burada. Teşekkürler. Bu benim için. Evet. Ne var yani? Karım için bir şey yapamaz mı? Şaşırma. Alış. Bütün gün bir şey yemedin. Hadi biraz bir şeyler atıştır. Tansiyonun düşmesini istemeyiz değil mi? İçimden hiç yemek gelmiyor. Bazı şeyler içimizden gelmese de yaparız. Ne güzel söyledin. İçinden gelmese de. Ömer, lütfen polisi arayalım. Bak ben böyle elim kolum bağlı duramıyorum. Evet evet. Zaten niye seni bekliyorum ki? Şu ana kadar çoktan aramam gerekirdi. Hayır, aramayacaksın. Karakol karakol dolaşamayız. Bak ben sana tekrar söylüyorum. O gördüğünü zannettiğin şeylerin hiçbiri gerçek değil. Hadi bakalım. İç şunu. Hadi Zehra, inat etme, iç. İçtim işte. Ömer, ya yanılıyorsam, ya oyun oynamıyorsa, ya gördüğüm şeyler gerçekse, annenin başı dertteyse. Zehra, bak onu benden daha iyi hiç kimse tanıyamaz. Gün gelecek, Ömer haklıymış diyeceksin. Ya ben haklı çıkarsam? O zaman sen ne diyeceksin? Zehra, bak bunca zaman sonra mutluluğu yakalamışken ellerimizin arasından kayıp gitmesine izin vermeyelim. Her ne sebepten olursa olsun. Hadi bakalım. Biraz daha iç. Ömer. Hı. Demek içmeyeceksin. Peki. Ben de kendi ellerimle içerim. Ömer. Şey. Üzgünüm. Özür dilerim. Tamam. Boş ver. Önemli değil. Tamam boş ver. Yani. Hayati bir şey değil sonuçta. Sadece üstüme portakal suyu döküldü. Senin üzülmen, endişelenmen gereken biri var. Ömer bir şey söylemeyecek misin? Peki. Ben üstümü değiştireyim en iyisi. Ya yanılıyorsam,
Ya oyun oynamıyorsa? Ya gördüğüm şeyler gerçekse? Annenin başı dertteyse? Başı dertte olabilir mi gerçekten? Zehra. Bana böyle bakma. Nasıl? Ya böyle masum, küskün. Sen beni seviyorsun değil mi? Ömer, bu nasıl bir soru? Ve o zaman böyle uzak durma benden. Aramıza kimsenin, hiçbir şeyin girmesine izin vermeyelim. En azından şimdilik sadece biz olalım. İkimiz. Selim arıyor. Efendim Selim. Nasıl? Kalp krizi mi? Tamam. Tamam Selim, sağ ol. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Ben şimdi çıkacağım, hastaneye gideceğim. Ne oldu? Kimmiş kalp krizi geçiren? Bizim şirketin emektar çaycısı Osman amca. 2 sene önce de kalp krizi geçirmişti. Çok üzüldüm. Allah şifa versin, iyileşir inşallah. Amin. Ben çok severim Osman amca. Peki nasılmış durumu? Bilmiyorum yani, senin de çok bir şey bilmiyor. Ben hastaneye gideyim. Ben de geleyim seninle. Yok yok, zaten yoğun bakımdaymış. Yani kendisini göremeyeceğim ama en azından doktorla konuşurum. Ailesi falan da oradadır, onları görürüm. Bir şeylere ihtiyaçları vardır. Tamam. O zaman beni haberdar et, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Ver şunu bana. Jülde Hanım, cevap verin. Alo. Alo Jülde Hanım. Allah'ım, ne yapacağım ben? Ömer'e haber vermem lazım. Hadi Ömer, hadi yalvarırım, aç telefonu. Geldim. Telefon yerine yüz yüze konuşsak daha iyi olur diye düşündüm. Ömer, çok şükür geldin. Merak etme, Osman amca iyi. Ha, öyle mi? Çok sevindim. Ömer, bizim hemen bir şeyler yapmamız lazım. Ne oldu Zehra? Ne bu hal? Ya bak, Jülde Hanım'ın başı belada. Demin aradı, daha 2 kelime konuşamadan adamlar telefonu zorla elinden aldılar. Beni bırakın, ne olur bana dokunmayın falan diye yalvarıyordu. Çok korkunçtu. Vazgeçmeyecek değil mi? Beni harekete geçirmek için. Ömer, hayır. Bak, bu öyle bir şey değildi. Zehra, eğer bu dediklerin olsaydı seni arayamazdı. Endişe etme. Merhametli karım benim. Ya bunun merhametle falan ilgisi yok. Sen de duysaydın böyle konuşamazdın. Bu kadar rahat olamazdın Ömer. Ya yanılıyorsan? Ya gerçekten doğruyu söylüyorsa? Ya başı beladaysa? O zaman ne yapacağız? Hiç mi vicdanı sızlamayacak? Sızlamayacak. Çünkü dediklerin hiçbiri olmayacak. Öyle mi? Ama ben böyle düşünmüyorum. Zehra, oyuna geliyorsun. Öyle de olsa, oyuna da gelsem ben şu dakikadan itibaren böyle duramam. Karakola gidiyorum. Benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Peki tamam. Ben kendim giderim o zaman. Beep.
Sakın beni durdurmaya çalışmalar. Sakın. Ne oluyor ya? Kimsiniz siz? Kim bunlar? Ömer! Ömer! Sevda. Ömer! Bırakın! Bırakın karımı! Zehra! Zehra!